iletişime geçtik. Ondan diyor. Evet. 200 kilometre ötedeki otelimize götürecekler. Cennet olarak hiç. Fiyat bayağı iyi. Gördüğünüz gibi böyle isimleri yazıyorlar. Selamlar. Palavan'ın kuzeyinden merhabalar. Şu anda El Nido'nun en ünlü bisiklerinden biri olan, yani kumsallarından biri olan... Ne yapacaksın? Naçpan. Ne yapacaksın mı, Naçpan mı? Naçpan. Tamam. Naçpan sahiline geldik. Hemen arkamızda da yazıyor zaten ne oldu. Burası yani Filipinleri anlatan bir yer kısacası. El Nido'ya da bir saatlik bir mesafede. Şöyle bir manzarası evet. Var plajımızın. Buraya tuktukla geliyorsunuz. Merkeze zaten sürekli sizin etrafınızda dolanacaklar. Tuk 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 diye. Yani hiç onları aramazsanız bir onlar sizi buluyor. Onlar sizi buluyor. Biz 3 tane ada seçtik. Diğer ikisi sürpriz olsun. Birazdan görürsünüz. Hepsine toplamda 3 kişi gün boyu bizim olacak şekilde 17-18 euro ödeyeceğiz. Burada beach club'lar var. Restoranlar var, barlar var. Yani yeme içme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Listenize dahil edersiniz. Bizden söylemesi. Denizi de mükemmel. Telefon kabı getirmeyi unutmayın. Ellere bırakın sürü kaptan. Merhaba. Merhabalar. Şimdi neredeyiz? Las Cabanas sahiline gideceğiz. El Nido'daki 3. sahilimize geldik ve buradan güneşin batışını izleyeceğiz. Evet, burası açıkçası bize söylediklerine göre en iyi gün batımını izlendiği yerlerden bir tanesiymiş. Bakalım çeşmeyle olur mu acaba, bilmiyorum. Olabilir hocam. Zaten ortama bakınca birçok çifti görebiliyorsunuz burada. Yani gelmişler buraya da günü yorgunlatmak için ve romantik bir an geçirmek için burada zaman geçiriyorlar ve güneşin batışını bekliyorlar. Gruplar da geliyor, arkadaş grupları da var, aileler de var. Herkes geliyor işte. Köpekler güneşin batışını isteyen geliyor. Bile var. Bir de miralar var. Miralar nerede? Mira yok. Miralar ta orada. Neyse, biz anın keyfini çıkartmak için zamanı bekleyeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, buradaki aktivitelerden biri de zipline. Görüyorsunuz iki tepe arasında kurulmuş, yani daha doğrusu ana karadan karşıdaki adaya kadar kurulmuş zipline'lar var. Siz de bu faaliyetten yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün El Nido'ya gelince yapılacak en önemli aktivitelerden biri olan tekne turlarından A turuna çıkacağız. Çünkü burada 4 tane tur var. A, B, C, D diye geçiyor. Ama zamanınıza göre isterseniz hepsini yapın ama A ve C turları olmazsa olmazlardan. Böyle biz bir sokaktan sonra buraya geldik. Gördüğünüz gibi güzel bir yer. Bakalım turda bizi neler bekliyor. Botumuza böyle gidiyoruz. Ediyorum. Follow me guys. I know the way. Günaydınlar. Günaydın.
Günaydınlar. Bugün Palavan'daki ilk teknotürümüz olan tur A'ya çıktık. Evet, Enlido'ya geldiğiniz zaman burada yapılması gereken 4 tane tur var. A, B, C, D diye geçiyor. Ama tavsiye edilen zamanınız varsa, hepsini yapamıyorsanız tavsiye edilen A ve C turuna çıkmanız yeterli olacaktır. Yani buradaki herkes aynı şeyi söyledi. Evet, şu anda öyle yapıyor. Peki E şıkkı var mı hepsi? Hepsi yok, aynı gün yapamıyorsun. Yani kişi başına yanılmıyorsam 28-30 euro yakın bir ücret yapıyor böyle bir tur. Ama sabahtan akşama kadar tüm tur, yemek dahil, meyve, işte içecekler. Sabah var. Otelden buraya olan ulaşım dahil. Ulaşım dahil, hepsi dahil bunun içerisinde. Bugün gerçekten güzel bir rota var. Hepsine tek tek bakmıştık ve böyle heyecanla görmeyi bekliyorduk. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Enlido'daki A turlarının ilk durağına geldik. Burası gizli lagun olarak geçiyor. Evet, Secret Lagoon, yani resmi ismi bu buranın. Yani adından anlaşıldığı üzere tekneden iniyorsunuz. Biraz yüzüyorsunuz. Yüziyorsunuz, biraz tabii boy var ama can inekleri üzerinizde olursa bir sıkıntı olmaz yüzme bilmeyenler için. Evet. Sonra yani yardımcı da oluyorlar açıkçası. Birkaç yaşlı kişi vardı, onlara evet, yardım ettiler. Evet. Ondan sonra çok dar bir kayanın içerisinden sizi geçiriyorlar. Yaklaşık bir 10 saniyelik bir süreç. Sonra işte şu gördüğünüz mekana geliyorsunuz. Güzel bir yer. Doğal hani, bir havuz. Yani ben biraz daha beklentim yüksekti ama iyi, iyi diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an ikinci durağımıza geldik. Burası Küçük Lagun diye küçük geçiyor. Küçük Lagun diye geçiyor. Gizli bir nokta gibi farz ediliyor ama özel tekneniz varsa böyle girebiliyorsunuz. Evet, özel tekneniz varsa yine girebiliyorsunuz. Burası 45 dakika yakın bir zaman burada vakit geçiriyorsunuz. Denizde snorkeling için, yani suyun altına dalmak isteyenler için en güzel noktalardan bir tanesiymiş. Zaten size teknede dağıtıyorlar, dağıtıyorlar eğer yanınızda yoksa. Gerçekten biz biraz baktık, suyun altı falan gayet çok güzel. Eğer merdiven resipleri çok güzel gözüküyor. Resipler çok güzel. Aksiyon kameranız falan da varsa zaten çok güzel görüntüler çekebilirsiniz. Üçüncü hafta görüşürüz. Mesa Bey, ne yapıyorsunuz? Nereden geldi? Selamlar. Merhaba. Evet, bugünkü A turunun son durağına geldik. Burası neresi Veysel? Papaya Beach. Papaya sahili. Burada papaya bitkisinin çok olduğundan dolayı buraya böyle bir isim vermişler. Öyle söyleyelim. Burası gördüğünüz gibi keyif yeri. Genellikle zaten bu turların son durakları böyle olur. Dinleriz değil mi işte? Hep öyle yap. Yani işte hamak bulduk, dinlerdik. Evet, hamaklar, işte lastikler, o ikonik fotoğraflar, her şeyi burada çekebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir kumu var. Bembeyaz böyle. Arkada birkaç tane büfe var. Orada işte içeceklerinizi alıp dinlenebiliyorsunuz dedi. İçiyorsunuz, keyfinize bakıyorsunuz. Bir saat yakın bir zaman burada geçireceğiz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Güneş kremi almadan bu kadar çıkıyor. Evet, güneş kreminizi mutlaka alın. Benim öyle bir derdim yok da. Bu arkadaşlar bayağı bir yandılar. Kızardılar. Yarın da C turuna çıkacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye. Enlido, ana caddesi. Eşeğin çok tesis şurası. Tuka barın yanı.
kendinize. Yerlerimiz kuru kaldı galiba. Biz bir hava şu hale döndü. Şu anda C turuna başladık. Ama hava inanılmaz yağışlı. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama 7-8 saat boyunca bu şekilde yolculuk yapacağız. İnşallah güzel görüntüden çıkartabiliriz. Bugün bireye getiremedik çünkü yağmurdan dolayı hasta olma riski vardı. O yüzden otelde kaldılar. Biz bugün böyle Veysel'le devam edeceğiz. Filipinler'deki ikinci günümüzden, daha sonra turumuzdan, ikinci turumuzdan merhabalar. Evet, bugün çok şanssızız. Çünkü deli gibi yağmur yağıyor ama biz pes etmedik. C turuna çıkmaya karar verdik. Ya ıslanmak istedik ama yağmurla değildi, denizdeydi ama. Evet, bayağı şu an biraz yanlış oldu. Hiç kuruyamıyoruz, her yer ıslak. Evet, anlatalım o zaman. C turu buradaki yapılmanız gereken önemli ikinci tur. Başta helikopter adası olmak üzere şu anda bulunduğumuz birçok yere tur düzenliyorlar. Yine aynı paraya, yaklaşık 25-30 dolar arasında değişiyor buraya ücretler kişi başına. Yine öğle yemeği için de, işte meyve servisi için, her şey için zaten göreceksiniz görüntülerde. Bakalım diğer duraklara kadar güneş ısıtacak mı? Tek yapmanız gereken şansınızın yanınızda olması. Evet, şu anda ikinci durağımız olan, Veysel'cim neresi burası? Wave Lagoon'a geldik. Burası gerçekten cennet. Burada yine kanonunuzu kiralıyorsunuz. İki kişilik kanolar 500 peso. Pardon, 400 peso. 4 kişiliklerde 500 peso. Yani bulunduğunuz teknedeki iki kişiyi yanınıza alarak yapabiliyorsunuz. Biz iki kişi olduğumuz için iki tane Portekizli arkadaşla çıktık. İşte kanoyla ancak buralara gelebiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir yer. Girmemiş ormanları yolculuk. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Şu an lagunun ortasına geldik. Sığ bir alan bulduk. Buradan size sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yüzdükten sonra bir ara durup fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Değişik bir yer. Yani bir cennetten parça gibi. Yağmur yağsa da çok güzel oluyor görüntü. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Buraya gerçekten A ve C turuna mutlaka çıkmalısınız. B ve D'ye çok da gerek yok değil mi mesela? Yani vaktiniz varsa onları da yapabilirsiniz tabii ki. Tamam hadi. Haklıyız. Şu anda öğle yemeğimiz için yanaştık. Şu anda gördüğünüz bizdeki birebir Baba Ganuç'un biraz daha sebzeli hali. İşte güzel bir balık buraya özgü. Burada domuz mamulleri. Domuz mamulleri, bunlara zaten dokunmadık. Bize sulu bir salataları var. Meyve, midye, karides var. Salatalıklar var. Yani kendinize göre yemek bulabiliyorsunuz. Yani bir sıkıntı yok ve burada pişiriyorlar zaten. Burada yapıyorlar. Taze taze yiyorsunuz. Teknede mangal. Selam. Bugün beni nasıl yiyeceğinizi size göstereceğim. Evet arkadaşlar, genellikle karidesler Türkiye'ye biliyorsunuz ki küçük küçük parçalar haline gelir. Torbalarda satılır. Ama bu şekilde geldiği zaman nasıl yiyeceğini çok insan bilebiliyor. O yüzden yapmanız gereken ilk şey şöyle, önce kafasını kopartmanız. Sonra kafasını kopartmadan sonra devam ediyor. Sonra ayaklarını kopartıyorsunuz. Şimdiden kabuklarını çıkartıp işte o sizin o markette aldığınız hali olmuş oluyor. Sizin gördüğünüz gibi. Merkezine geldik. Bu dalış merkezindeki derinlik inanılmaz. Gözlüğü taktıktan sonra ayaklarınızı yerden kesildi gibi hissediyorsunuz. Rengarenk balıklar, hatta deniz yılanı bile gördük yani diyebilirim. Sizler korktu özellikle. Dalmadan gitmeyin. Var mı şey orada? Çöp var. Hindistan cevizi var, plastik var.
Merhaba arkadaşlar, burası Hayden Beach. Duyuyor musun beni mesela? Burası Hayden Beach. Yani gizli sahil. Yani hatta Secret Beach, Hayden Beach. Böyle bir gizem katmışlar olaya ama gerçekten çok ilginç bir yer. Zaten yine yüzerek belli bir noktaya kadar geldik, sonra kumsala çıktık. Şimdi bakın nereye gideceğiz.